ödeyeceğiz. Ödüyoruz, ödeyeceğiz. Narin Diyarbakır'da öldürüldü. Narin'i kim öldürdü, neden öldürdü sorusunun yanıtını acaba Dara 2 adlı o güvenlik kamerası, jandarmanın kamerasındaki görüntüler ortaya çıkartacak mı? Çünkü Narin'in evini, okuldan, camiden eve giden yolu, cami ve ahır bölgesini uzaktan gören bir kameraydı. O kamera kriminal incelemeye gönderilmişti. Rapor geldi. Rapor, Narin'in okuldan çıktıktan sonra eve geldiğini gösteriyor. Yani Nevzat'ın evine gitti. Nevzat onu çağırdı, Nevzat Bahtiyar. Orada öldürdü diyordu ya aile. Bu rapor diyor ki, aslında tam olarak yakın çekim olmadığı ve yüzleri belli olmadığı halde dakika, saat ve genel olarak kimin nereden geldiği, en azından Narin'in okuldan geldiği bilindiği için o karaltının, küçük bir karaltının o yoldan çıktığını ve doğrudan kendi evine, ahırına doğru ilerlediğini gösteriyor. Peki sonra, sonrasında aynı bölgede iki karaltı daha tespit edilmiş durumda. Ayrıntılar haberimizde. Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilen görüntülerin incelenmesi tamamlandı. Görüntülerden alınan fotoğraflara da yer verilen raporda Tavşantepe Mahallesi'ndeki okulun güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu kamera saatine göre 15.14'te Narin Güran'ın açıda kadrajda olduğu, 15.15'te diğer kızlarla el salladığı, patikada yürüdüğünün görüldüğü, bu andan sonra kamera açısından Narin'in görülmediği belirtilerek raporda şu ifadelere yer verildi. Okul kamerasındaki son görülme anında 1,5 dakika sonra ev ahır istikametine doğru hareketli bir karartının olduğu, bu karartının kıyafet unsurlarının koyu renkli olmasından ve kısa boylu zayıf algılanmasından kaynaklı Narin Güran olabileceği değerlendirilmekte olup takdiri makama bırakılmıştır. Dava dosyasına eklenen raporda mahkemenin kurum tarafından araştırılmasını istediği konularla ilgili tespitlere yer verildi. Bilirkişi raporunda incelenen görüntülere ilişkin şu ek hususlara yer verildi. Bu kısım Ulusal Kriminal Büro'nun adli görüntü inceleme uzmanları tarafından görüntü iyileştirmesi, netleştirme çalışması sonrasında kamera kaydının tüm karelerinin izlenip irdelenmesi sonucunda ortaya çıkan dikkat çekici bulgular içermektedir. 15.18.50'de patikada görülen karartıdan 15 saniye sonra 15.19.05 ahır yanından kameraya yansıyan yoğun ışık parlaması dikkat çekmiştir. 15.38'de görülen birbirini takipleyen araçlar incelenmeden hemen öncesinde köy üst yolunda U yapıp geri dönen araba dikkati çekmiştir. Değerlendirmesi ve takdiri makama aittir. Raporda dikkat edilmesi gereken husus olarak ahırın önünde saat 15.22'de iki siyah karartı, ahırın arkasındaysa 15.25'te karartı görüldüğü belirtildi. Kamera net olarak çekmiyor. Yani kimin kim olduğu belli değil. Artık o kadar uzaktan çekilen görüntülerde ancak bir silüet, bir karaltı görebiliyorsunuz. Ama Narin'in geliş saati belli, izlediği rota belli. Dolayısıyla Narin'in kendine evine gittiğini bu görüntülerde tespit edildiğini söylemek mümkün. Aynı anda iki karaltı daha var ve sonrası bir kırmızı bir beyaz arabanın aynı anda, yani Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın araçlarıyla aynı anda olay yerinden uzaklaştıkları ve köy çıkışında biri dereye doğru giderken diğerinin de başka bir yöne doğru gittiğini de görebiliyoruz bu yapılan raporlamada. Mahkemede mahkemenin seyrini değiştirir mi? Bu arada çıkan başka görüntüler, Tele1'de özel olarak paylaştığımız ailenin kurduğu mecliste bir kişiyi sorgulamaları, o sorgulamaları sırasında şöyle söyle, böyle söyle demelerini de dahil ederseniz, bütün bunlar herhalde bir sonraki duruşmada yeni bir noktaya taşıyacak mahkeme heyetinin bu cinayetle ilgili yaklaşımını. Özel hastane çetesi. Orada ara karar verildi. Bugün. Ara karar verilmedi, özür diliyorum. Ara kararla ilgili savcı mütalaasını açıkladı. Mahkeme heyetinin kararı bekleniyor. Çok sanıklı bir yargılama. 47 sanığı var. Ve şu anda biz son dakika haberini ana haber içinde duyurabiliriz. Ama 22 tutuklu sanıkla beraber 10 kişinin daha tutuklanmasını istedi şu ana kadar
verilen ifadeler sonrasında savcı mahkeme heyetinden. Bugün mağdur aileler mahkemede konuştu. Onlar konuştu, dinleyenler ağladı diyebiliriz. Çünkü gerçekten çocuk sahibi olabilmek için o kadar çok mücadele etmiş insanlar, sonrasında dünyaya geldiği için sevindiği çocuklarının kendilerine nasıl teslim edildiğini o mahkeme salonunda anlattılar. Her ailenin hikayesi, her biri acı birer hikaye ve dediğim gibi bugün mahkemenin en hüzünlü, en hazin günüydü de diyebiliriz. Özel hastane çetesi davasında ilk duruşmanın 12. oturumunda mütalaa açıklandı. Savcı 22 sanığın tutukluk halinin devamını ve tutuksuz yargılanan 10 kişinin de tutuklanmasını talep etti. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Kasım'da başlayan ve şu ana kadar 47 sanık başta olmak üzere malen sorumlu tutulan hastane sahiplerinin avukatlarının savunma yaptığı duruşmada bugün müştekiler ifade verdi. Duruşma maktul bebek Kerem Muhammed Toklaoğlu'nun babası ve annesinin beyanlarıyla başladı. İkiz bebek bekleyen aile bir bebeğini kaybettiklerini, diğer bebeklerinin de 15 gün yoğun bakımda tutulduğunu söyledi. Hastanenin bebeklerinin öldüğünü haber vermediğini ileri süren anne Esra Toklaoğlu, benim bebeğimin bilindik bir şikayeti vardı ama ölecek denmedi. Eşim hastaneye gitti, bebeğin öldüğünü öğrendik. Yoksa bize kimse bilgi vermedi sözleriyle yaşadıklarını anlattı. Müştekiler arasında yer alan Kaya bebeğin babası ise yoğun bakımda görevli çocuk doktorunu hiç görmediğini söyledi ve bebeğini morgdan bisküvi kutusu içinde teslim aldığını anlattı. Ölen Ayaz bebeğin babası Erhan Karadumansa, doğumda sorun yok denilen bebeğin ölümüyle ilgili bir sürü devlet hastanesi olmasına rağmen neden Bağcılar Medilife'a sevk edildi, henüz buna ilişkin bir bilgimiz yok. Delil yok denildi, çocukların ölümünün bile somut delil olarak görülmemesine çok şaşkınım dedi. Ardından opera bebeğin annesi tercüman yardımıyla yaşadıklarını anlattı. Bebeği o gece hemşire kontrol ediyordu, doktor yoktu. Eşimden daha sonra ekstradan para istediler. Kartla ödemeyi kabul etmediler, nakit istediler. Para yoksa tedavi de yok gibi bir cümle kullandılar. Eşimin başka seçeneği yoktu. Arkadaşını aradı ve parayı o getirdi. Biz de ödemeyi yaptık. Sabah 6 sularında çocuğu yoğun bakıma aldılar. Bebek yoğun bakıma alınana kadar biz bebeği hiç görmedik. Doktor sizden 60 bin dolar para talep ediyor çocuğun tedavisi için dediler. Biz şu an o parayı veremeyiz ama 20 bin dolar öderiz dedik. Daha sonra doktor tamam dedi. Birinci hastanesine gittik, ödememizi yaptık. Çocuk için birkaç malzeme alın, ertesi gün gelin çocuğunuzu görün dediler. Çocuğum sonra ölmüş. Benim sağlık durumumdan dolayı eşim bana söylemedi, şikayetçiyim. Tüm sanıkların ve müştekilerin